Evet, merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle, bu son haftamız biliyorsunuz 15. hafta. Bu hafta sizlerle Osmanlı Devleti'nin artık duraklamadan sonra gerileme dönemini biraz anlatmak istiyorum. Tabii bir haftamız kaldı. Bu hafta son olduğu için belki tam çöküş dönemini anlatamayabiliriz ama son 18. ve 19. yüzyıl esasında Osmanlı Devleti'nin bir anlamda gerilemesinin ve çöküşünün başladığı dönemdir. İçin adını hatırlarsanız en son bahsettiğimiz Karlofça Barışı'ydı. 1683'ten 1699 yılına kadar süren Osmanlı-Avusturya, Osmanlı-Lehistan, hatta bunun içerisine Rusya'ya da katabilirsiniz. Ceneviz-Venedikleri de katabilirsiniz. Tam bir Almanlar da Avusturya ile doğal olarak eklerseniz tam bir Avrupa İttifakı'yla Osmanlı Devleti savaşları söz konusu olmuştu. İkinci Mohaç denilen savaşta Osmanlı Devleti'nin aldığı ağır yenilgi, tüm Macaristan'ı kaybetmesi, Belgrad önlerine kadar geri çekilmesi, arkasından dediğimiz gibi 1699'da imza altına alınan barış anlaşması, ilk defa olarak Osmanlı Devleti'nin artık Avrupa'da güçsüz olduğu, bütün devletlere karşı başarı sağlayamayacağı ve bir anlamda Avrupa'da hakim bir oyun kurucu olmadığının anlaşılmasıyla sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti her bir devletle ayrı ayrı barış anlaşması imzalamıştır. Aynı zamanda burada şunu da görmüştür. Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar ihtilaflarının da farkına varmıştır. Her devlet bir anlamda öbür devletle de aynı zamanda mücadele içerisindedir. Bundan dolayı da müzakere dediğimiz, diplomasi dediğimiz şeyin de önemi artmıştır. Ve Osmanlı Devleti Karlofça'dan sonra Avrupa'da yavaş yavaş elçi bulundurmaya da başlamıştır. Öncelikli olarak bu elçilik görevleri daha çok dediğimiz gibi barış anlaşmalarını ihdas etmek veya yeniden bunları müzakere etmekle sınırlandırılmış. Fakat Karlofça'dan sonra artık sadece oradaki diplomatik manevraları takip etmek değil, aynı zamanda Osmanlı lehine propaganda yapmak, bunun yanında Avrupa'da başlayan yenilikleri takip etmek gibi bir amaca da hizmet etmeye başlamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti aldığı bu ağır yaralarla birlikte Avrupa'da bir şeylerin değiştiğini fark etmeye başlamıştır. Bunun ne değiştiğini tam belki anlamakta zorlansa bile 18. yüzyılda yavaş yavaş bunun farkına varmaya başladığını söyleyebiliriz. Demek ki askeri alanda başlayan ağır yenilgiler, Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar ve bir gerileme döneminin başlaması, Osmanlı Devleti'nde bazı önemli kararların alınmasına neden olmuştur. Bu önemli kararlar ancak aslında 3. Selim'den sonra uygulanmaya başlanabilecek. Yani hala 18. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak kazanan, hala zaman zaman işte Avrupa'da önemli bir oyun kurucu haline gelen bir devlettir. Ama bu önemli rolünü 19. yüzyılda kaybetmeye başlayacak. Artık 19. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından bir varoluş, yok oluş dönemi olarak, hatta bana göre gecikmiş bir yıkılma dönemi olarak ele alınacak. Yani esasında Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başında yıkılmıştır. Fakat bunun ömrü uzatılmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Bir kendine bağlı bir valinin, Mısır valisinin Osmanlı Devleti'ne karşı çıkması, bağımsızlığını ilan etmesi ve Osmanlı Devleti'ni iki defa, birisi Nizip Antep taraflarında, biri de Kütahya taraflarında mağlup etmiş olması, neredeyse İstanbul'u ele geçirip tahtı, hanedanlığı sona erdirecek kadar gücü olan bir Mehmet Ali Paşa'nın artık Osmanlı Devleti kendi valisine bile söz geçiremeyecek kadar güçsüz bir durumda olduğunu göstermiştir. Araya İngiltere gibi devletlerin araya girmesiyle ancak bu Mehmet Ali Paşa geri çekilmiş ve Osmanlı Devleti yaklaşık bir 80 yıl, 70-80 yılda yaşamayı sürdürmüştür ama bunun karşılığında ağır bir takım imtiyazlar vermek zorunda kalmıştır. İşte Balta Liman Ticaret Sözleşmesi gibi bazı kapitülasyonlar kalıcı hale getirilmiştir. Bu da Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda bir iktisadi kapitalizmin esareti altına girmesine ulaşmıştır. Avrupa'dan gelen birçok mal çok cüzi gümrük vergileriyle, halbuki aynı dönemde Avrupa'da merkantilizm, yani yüksek gümrük duvarlarıyla iç üreticiyi koruma kanunları geçerliyken, dışarıdan gelen her mal çok ağır gümrüğe tabi tutuluyorken, Osmanlı Devleti İngiltere'nin arkasından Fransa'nın ve diğer ülkelerin desteğini almak üzere ağır bir takım imtiyazlara, ağır bir takım işte kapitülasyonlara maruz kalmıştır. Ve bu dışarıdan gelen mallar çok düşük gümrüklerle, hatta içeride üreticiden daha az gümrük ödeyerek, daha az vergi ödeyerek bu sayede Osmanlı Devleti bir yarı açık sömürge haline gelmeye başlamıştır. Demek ki çöküşün ilk habercisi Karlofça Anlaşması'ydı. Karlofça Anlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti bazı şeylerin artık yolunda gitmediğini, eğer reformlar yapılmazsa da bunun daha da kötüye gideceği ile ilgili bazı öngörülerde bulunmaya başladı. Esasında bunun daha önceden de fark edildiğini söyleyebiliriz. 4. Murat bu konuda Koçu Bey'e bir risale hazırlaması görevini vermişti.
Buradaki risalede de ayrıntılı olarak Osmanlı Devleti'ndeki asayişin, ordu sisteminin, ekonomik yapının bozulduğu dile getiriliyordu. Ama tabii 4. Murat'ın bunu yapmaya gücü vardı fakat zamanı yetmedi. Sonraki yıllarda da yine 4. Mehmet döneminde kısmen devletin tekrar toparlanmaya başlandığını, uzun bir süre çünkü tahta kaldı 4. Mehmet. Ama onun saltanatında bu Avusturya, Osmanlı ve diğer devletler arasındaki savaşlarla birlikte ağır bir inkıtaya uğramış oldu. Onun yerine 2. Süleyman oğlu tahta geçirildi. Ve bu şekilde yeniden kısa süre devam eden padişahlık dönemi sürmeye başladı. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bu çöküşünde geçen hafta hatırlarsanız bahsetmiştim. Ne kadar kendinden kaynaklanan sorunlar vardı. Ne kadar dış dünyada gelişen yeniliklere bağlı bir takım sorunlar vardı. Elbette belki bunu oran olarak vermek mümkün değil ama belki %30 Osmanlı Devleti'nin kendi yapması gereken görevleri yapmamasından kaynaklıysa %70'inin de aşağı yukarı dışarıda yani başta Batı Avrupa olmak üzere Batı Avrupa'nın kat etmiş olduğu mesafelerin çok büyük etkisi vardı. Coğrafi keşiflerle başlayan özellikle Güney Amerika'nın keşfi, burada İspanyol ve Portekiz denizcilerin buraya giderek buradaki zengin madenleri yağmalaması, bunları Avrupa'ya getirmesi. Bunun yanında işte patates gibi, domates gibi birçok temel tarımsal ürünün buraya getirilip ekilmeye başlanması. Yavaş yavaş kıtanın zenginliklerinin Avrupa'ya aktarılması, en azından Avrupa'nın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir takım ekonomik mallara sahip olmasını sağlamıştı. Bu anlamıyla Avrupa'nın bir sömürgecilik deneyiminin geliştiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu tabii ki önemli. Bunun dışında Avrupa'da başlayan işte Rönesans, sonra Avrupa'da din savaşları ve bu din savaşlarının 1648 Vesfalya ile sonuçlandırılması, bunun arkasından başlayan işte belki biraz daha geç ama işte burjuvazinin güçlenmesi, ticaretin artması, para ve kredinin önem kazanması, kentleşme, kentlerin özelliklerini kazanması. Yani Avrupa'da özellikle 17. yüzyılda belki 18. yüzyıl kadar belirgin değil ama 18. yüzyıl çok belirgindir artık. Bir aydınlanma dönemidir. Ve bu aydınlanmayla birlikte yavaş yavaş bilim alanında önemli gelişmeler başlamıştır. Bunun da dönemin en önemli mimarı Isaac Newton'dır. Newton'ın bütün hareketi, bütün fiziksel kanunları tek bir kanunla açıklayan prensibi aynı zamanda şu ilkenin de gelişmesini sağlamıştır. Doğadaki mekanik düzenin akılla kavranabileceği ve esasında insanın akılla her türlü sorunu çözebileceği düşüncesi. Bu yavaş yavaş tekniğe, teknolojiyle uygulanmaya başlamış. Yine 18. yüzyılın sonlarına doğru başlayan bu buhar devrimiyle birlikte, buhar gücünün kullanılmasıyla birlikte işte demiryolu hatlarının gelişmesi, lokomotiflerin arkasından bunun gemicilik alanında kullanılması, buharlı gemiler, öncelikle taş kömürüyle arkasından petrol yakıtla çalışan dizel gemilerin gelişmesi. Bunlar ulaşım alanında, ticari alanda büyük devrimler yaptı. Yine Uzak Asya'ya giden yeni bir yolun, Akdeniz dışında yeni bir yolun keşfedilmesi Afrika üzerinden. Bütün bunlar Avrupa'da ticari hayatı canlandırdı. Hollanda, Belçika gibi ülkeler bile buralarda çok önemli sömürgeler elde ettiler. Bu sömürgecilik sayesinde bütün zenginliğin Avrupa'daki ana karaya aktığını söyleyebiliriz. Elbette Osmanlı Devleti'nin böyle bir kapitalist yapıyı, böyle bir sömürgeci yapıyı inşa edemediği için Mısır gibi, Libya gibi, Cezayir gibi, Tunus gibi topraklardan herhangi bir katma değer yaratamadığı için de Osmanlı Devleti'nin bu toprakların sadece kendine bir yük olarak kaldığını söyleyebiliriz. Avrupalılar hem buradaki insan gücünü alıp Amerika'ya, arkasından Avrupa'ya getirerek önemli tarımsal işletmelerde bedava bir emek olarak, ucuz emek olarak kullandılar. Sonra Avrupa'da yine Amerika'da fabrikalarda bunları yine yarı fiyatına belki bazen bedavaya çalıştırdılar. Hem insan gücünün kullanılması, hem bu toprakların işte verimliliğinin kullanılması, bütün yeraltı yerüstü zenginliklerinin ele geçirilmesi neticede Avrupa'da güç dengesini dünya üzerine sarstı. Yani o güne kadar Avrupa'nın dediğimiz gibi çok zengin olmayan, çok zenginliğe de belki müsaade etmeyen toprak yapısı, o bölgenin doğal kaynaklarının yetersizliği bir süre sonra bu deniz aşırı sömürgelerle birlikte çok önemli bir şekilde Avrupa'da güç dengesini Avrupa'nın lehine dönmesini sağlamış oldu. Bütün bunları beceremediği için veya bütün bunları yapmaya muktedir olmadığı için Osmanlı Devleti'nin gittikçe artan bir şekilde diğer Avrupa devletlerine karşı güçsüzleştiğini söyleyebiliriz. Avrupa zenginleştikçe merkezi orduları kurmaya başladı. Halbuki 15. yüzyılda, 16. yüzyılda çoğu devletin orduları paralı askerlerdi. Ama yavaş yavaş artık merkezi iktidarın güçlenmesiyle birlikte, krallıkların güçlenmesiyle birlikte bu krallar düzenli ordular ihdas etmeye başladılar. Çevre düzeni sağlamak için. Bu düzenli orduların talim usullerinin değişmesi, yeni savaş düzenlerinin gelişmesi, bununla ilgili mühendislik faaliyetlerinin başlaması, askeri tıp fakültelerinin kurulması, yavaş yavaş bizim bildiğimiz manada savaş stratejilerine değiştirdi. Artık savaş stratejilerini işte yöneten bilim insanlara yani bizzat
Kendisi eğitim almış, savaş konusunda uzman stratejistler işin içerisine karışmaya başladı. Bütün bunlar savaşın seyrini de değiştirmeye başladı. Eskisi gibi artık Yeniçeriler gibi, yani kılıçla, kalkanla, okla, yayla, mızrakla yapılan savaşların yerini ateşli silahlarla ve aynı zamanda hıza bağlı, aynı zamanda pozisyon üstünlüğüne bağlı, savaşın yönetimine bağlı bir takım üstünlükler almaya başladı. Bütün bunlar harp usullerini değiştirdi. Okullardan yetişen, harp okullarından yetişen subaylar artık o alaylı diyebileceğimiz subayların yerini almaya başladı. Harp dediğimiz gibi artık tamamen değişti. Bunun için yeni usulde eğitim yapmak zorunluluğu ortaya çıktı. Bütün bunlar askerliğin artık part-time yapılacak bir iş olmadığı, sürekli bir hale getirilmesi, bunun için dediğim gibi ordunun nizamı, düzeninin hızlıca karar alıp hızlıca bu işte şeylerin diyelim ki ordu nizamının değiştirilmesi. Bunun için de neye ihtiyacınız var? Bir kurmay kadroya ihtiyacınız var, subay kadroya ihtiyacınız var. Yani savaş artık dediğimiz gibi çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve bu süratli savaş içerisinde de sizin karar alacak ve bu kararlarınızı uygulayabilecek bir uzman kadroya ihtiyacınız var. Bütün bunlar doğal olarak da savaşçılığı da değiştirmiş oldu. Yani harp sanayisinden, harp biçimlerinden tutun da sosyal hayata kadar her şeyin alt üst olması, her şeyin değişmesi bir anlamda Osmanlı Devleti'nin de buna uyum sağlama zorunluluğunu getirdi. Fakat buna uyum sağlayacak ne bizim bir altyapımız, ne bir burjuvazimiz, ne bunu destekleyecek bir okul eğitim sistemimiz, ne de bütün bu reformları yapacak bir ekonomik yapımız, iktisadi yapımız söz konusuydu. En fazla Osmanlı'nın yapabileceği Avrupa'da ne oluyor? Bunu görmek için bazı gözlemlerde bulunmaktı. Avrupa'ya gönderilen bazı elçilere aynı zamanda Avrupa'daki sosyal yaşamı gözetleme görevi de verilmişti. Mesela bunlardan bir tanesi 28. Yeniçeri taburuna mensup olan 28 lakaplı Mehmet Çelebi'ydi. 3. Ahmet döneminde Fransa'ya büyükelçi olarak tayin edilmişti. Burada yaşadığı, gördüğü bizzat şeyleri kendisi uzun bir sefaretname notuyla açıklamıştı. Özellikle Avrupa'daki işte bilimsel faaliyetler, fuarlar, hastaneler, büyük bayındır binalar, altyapı hizmetleri, bütün bunlar karşısında yine Fransa'da açılan kanallar, bu kanallar vasıtasıyla iç bölgelere kadar denizin girmesi, bütün bunların hayranlıkla söz ettiğini söyleyebiliriz. Burada yine uygulanan karantina sistemi. Mesela burada ilk sistemlerden bir tanesidir. Buraya gelen, dışarıdan gelen insanların 30 gün, 40 gün karantinaya tabi tutulması. Bütün bunlar yine önemli aslında dönemlerden bir tanesi Lale dönemidir. Lale dönemi pek çokları tarafından bir zevk ve sefaat dönemi olarak ele alınır ama Lale dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti açısından bir ilk batılılaşma hamlelerinin de başladığı bir dönemdir. Ama çok kısmi kalmıştır. Daha çok sosyal hayattaki bir takım batılı tarzların hayata girmesiyle izah edilmiştir. İşte Sadabat Sarayı'nda yapılan eğlenceler, uzun süren gece kutlamaları, bir takım işte zevk ve sefaat gibi. Uzun süren İran'la yapılan savaşlar, Avrupa ile yapılan savaşlar, devlet kadrosunu, halkı çok görmüştür. Bundan kaynaklı olarak da biraz hayatın normalleşmeye yönelik yapılan çabalardır. Batılı hayat tarzının, batılı yaşam biçiminin yavaş yavaş Osmanlı Devleti'ne girdiğini de görürüz burada. Tabii ki doğal olarak halkın gelir gider, yani özellikle gelirlerinin azalması, uzun süren savaşların ekonomiye olumsuz katkıları, yine Anadolu'da süren isyanlar, tımar sisteminin bozulması, artık yavaş yavaş açık artırma usulüyle iltizam sistemine geçilmesi, köylünün işte buradaki mültezimlere borçlanması, işte köylü üzerine başlayan ağır yükler, bütün bunlar yavaş yavaş Anadolu'da sorunlara yol açmıştır. En sonunda Lale döneminde 1730 yılında aşağı yukarı 18 yıl sürmüştür. Lale dönemi bir sefahat ve eğlence dönem olarak 1730'da bir patrona, bir Arnavut tellak tarafından başlatılan bir isyanla birlikte sona ermiştir. Ve yerine 3. Ahmet tahttan indirilmiş, damat İbrahim Paşa da idam edilmiştir. Yani burada matbaa dışında, matbaanın ilk defa işte getirilmesi dışında ciddi bir yenilik de esasında göremiyoruz. Sadece bir takım gözlemlerle getirildiğini söyleyebiliriz. Matbaa da önemli. Özellikle matbaa niye önemli? Çünkü bu dönemde kurulan matbaa ile birlikte yavaş yavaş artık matbaanın biliyorsun birçok önemi var. Bu hem kamuoyunun oluşmasında, hem dilin sadeleşmesinde, hem aydın sınıfın ortaya çıkmasında. Burada matbaanın gelişmesinin önemli bir katkı payının olduğunu söyleyebiliriz. Matbaada daha çok laik kitaplar basılmıştır. Bu laik kitaplar içerisinde mesela ilk matbaada basılan kitaplar Van Kulu Lügatı, Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar, Tarihi Seyyah, Tarihi Hindi Garbi, Tarihi Timur-u Gürkan, Tarihi Misr-ül Kadim ve Misr-ül Celib, yani Eski Mısır ve Yeni Mısır tarihi, Gülşen-i Hulefa, Halifelerin Bahçesi galiba, Gramer Türkiye, Türkçe Gramer, Usulü Hikmet fi Nizam-ül Ümmem, Hikmet Usulü ve Milletlerin Düzeni, Fuyuzat-ı Mıknatisiye, Kitab-ı Cihannüme, Takvim-ü Tevarih,
Tarihi Naima, Tarihi Raşit, Çelebizade Asım Tarihi, Ahval-i Gazavat, Derdiyar-ı Bosna, Ferhengi Suri gibi kitaplar. Bu 15 tane kitap ağırlıklı olarak da dikkat ederseniz dil, tarih ve coğrafya alanında daha çok sivil, yani dini kitaplar değil bunlar. Burada önemli tabii ki Osmanlı Devleti'nin gerilemesinde bir diğer önemli faktör Rusya faktörüdür, Rus Çarlığı'dır. Osmanlı Devleti büyük ölçüde aslında Rus Çarlığı karşısında aldığı ağır mağlubiyetler sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır. Rus Çarlığı ilk işte 4. İvan döneminde toparlanmaya başlar. Romanovlar hanedanı diyebileceğimiz işte 1618'lerde başlayan ve en önemli çar diyebileceğimiz Çar 1. Petro'dur. Petro'nun yaptığı reformlar Rusya'yı yeni bir Rusya'ya dönüştürmüştür. Belki biraz tepeden inme, belki biraz ağır koşullarda son derece despotik bir yönetimdir Petro dönemi. Buna rağmen de büyük ölçüde Rusya yavaş yavaş bildiğini sağlamış ve Türkistan başta olmak üzere Kafkasya'ya sürekli olarak saldırılar düzenlemiştir. Akdeniz'e açılma siyasetinde Karadeniz onun için önemli bir kavşak noktasıdır. Bu açıdan Rusya'nın gelişmesi, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasının Osmanlı Devleti ile Rusya'yı özellikle Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de sürekli karşı karşıya getirdiğini söyleyebiliriz. Ve Osmanlı-Rus savaşlarının çoğunu da Osmanlı Devleti kaybetmiştir. 1711 Prut Savaşı dışında, neredeyse bir de 1856 Kırım Savaşı dışında Rusya ile yapılan savaşların neredeyse tümünü kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Bu kayıplar doğal olarak da Osmanlı Devleti'nin sürekli bir ricat hali, gerileme haline neden olmuştur. En son 1877-78'de 93 Harbi dediğimiz Rus orduları İstanbul önlerine kadar gelmişler. Hatta İstanbul'da bırakın İstanbul'un içlerine kadar gelmişler. Bugünkü işte Yeşilköy liman şeyine kadar, havalimanına kadar gelmişlerdir. Top sesleri saraydan, işte Dolmabahçe Sarayı'ndan o zaman için düşünürseniz duyulmaya başlanmıştır. Yani neredeyse Osmanlı Devleti'ni tamamen ortadan kaldıracak kadar Ruslar İstanbul'a kadar ulaşmışlardır. Araya yine bu sefer de Almanlar, İngilizler girmiş ve Berlin'de yapılan muahede ile anlaşmayla bu topraklar tekrar Osmanlı'ya bırakılmıştır. Yani işin özü aslında 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ne zaman yıkılacağı sadece bilinmeyen ama yıkılacağı kesin olan bir devlettir. Bunun da 18. yüzyılda başladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda bütün bu yapılan reformlar ne yapıldı diyeceksiniz, ne yapılmaya çalışıldı? 1734 yılında bir mühendishane kuruldu. İşte deniz ve kara subayları mühendishanesi kuruldu. Yani ilk teknik okullar burada kurulmaya başlandı. Diğer taraftan Avrupa'dan hocalar getirtilip orduyu disipline etmeye çalıştılar. Ateşli silahların etkisi arttığı için biraz daha topçuluk alanı önem kazanmaya başladı. En güçlü çabaları da 3. Selim'in gösterdiğini söyleyebiliriz. 3. Selim yeni bir ordu kurma nizamına, yeni bir ordu kurma amacına yönelik bazı önlemler almıştır. Nizam-ı Cedid, yeni bir nizam, yeni bir düzen adı altında. Ve bu orduya Nizam-ı Cedid Ordusu adı verilmiştir. Bunu sağlamak için, bu ordunun masraflarını sağlamak için yeni bir hazine, İrad-ı Cedid Hazinesi kurmuştur. Özellikle Yeniçeriler içerisinden seçilen bu seçme birlikler bazı isyanları bastırarak önemli başarılar da göstermişlerdir. Fakat buna rağmen de 3. Selim'in yenilikler konusunda belki tam da arkasında toplumsal desteğin olmaması, bir devlet adamı olarak çok güçlü bir direnç gösterememesi, biraz ikircikli bir tavır göstermesi 3. Selim'in hayatına mal olmuştur. Ve sonuçta Nizam-ı Celip kaldırılmış, Yeniçeri ordusu galip gelmiştir ve 3. Selim'e tahttan indirilmiş, daha sonra da öldürülmüştür. Bütün bunlar işin ne kadar hassas bir denge içerisinde gerçekleştiğini de gösterir. Bütün bu reformları hayata geçirecek olan 2. Mahmud'dur. Tıpkı Avrupa'da benzeri olarak işte Petro gibi Osmanlı Devleti'nde de bütün bu orduyu disiplin etmek ve yapılacak bütün reformları yapma görevini son derece zor ve ağır şartlar altında 2. Mahmud yapacaktır. 2. Mahmud sosyal hayattan siyasal hayata kadar toplumsal hayatın bütün alanlarına yansıyan bir reform hareketinin içerisine girmiştir. Bu reformlar kimler tarafından abartılı bulunmuş, kimlerine işte tanzimat diyebileceğimiz tanzimat fermanıyla birlikte yeni bir Osmanlı dönemi başlayacaktır. Bu anlamda 2. Mahmud niye böyle bir Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması gibi, bir takım toplumsal reformların yapılması gibi niye bu kadar radikal önlemler almıştır? Çünkü başka türlü Ocak yaşadığı sürece reformların hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını görmüştür. Osmanlı Devleti merkezileşmezse, Osmanlı Devleti Avrupa'daki bütün bu reform programını takip etmezse hayatiyetini sürdüremeyeceğini de görmüştür. Ve netice olarak da ilk yaşı olarak Yeniçeri Ocağı'nı 1826'da kaldırmıştır. Hayırlı bir vaka, vakayı hayriye olarak geçmiştir.
Sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye yeni bir ordu kurmuştur. Arkasından harp okullarını kurdurmuştur. İşte ilk 1827 sanırım 26 veya 27 ilk askeri amaçlı tıp fakültesini kurdurmuştur. İlk öğretimi zorunlu hale getirmiştir. Zorunlu askerlik sistemine geçmiştir. Aşar vergisini getirmiştir ve eski toprak usulünü kaldırmıştır. Bunun gibi işte ilk belediye şehir emanetini kurmuş, ilk nüfus sayımını yaptırmış, ne bileyim işte ilk itfaiye, ilk posta teşkilatı, ilk pek çok şeyin ilkini ilk defa II. Mahmut kurdurmuştur. Kılık kıyafeti değiştirmiş, sarık sadece din adamlarına mahsus olarak kalmıştır. Onun dışında devlet görevlilerine fes ve ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirmiştir. Yani hem sosyal hayatı, hem siyasi hayatı, hem ekonomik hayatı topyekun yeniden dizayn etmeye çalışmıştır II. Mahmut. Bütün bu yapılan reformların da en önemlisi Tanzimat Fermanı'dır. Onu da oğlu Abdülmecid ilan edecektir 1839 yılında. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin bütün Osmanlı unsurlarının artık eşit kabul edildiği fikri getirilmiştir. Bundan sonra artık eski devşirme usulü kaldırılmıştır. Onun dışında artık kimsenin mahkeme kararı olmadan öldürülmeyeceği getirilmiştir. Bu da özellikle bürokrasinin istediği güvenceye kavuşmasını sağlamıştır. Yani daha önce işte padişahların kolayca öldürme emrini vereceği sadrazamlar, paşalar artık bundan sonra öldürülme usulleri ortadan kaldırılmıştır. Yani çok ağır bir ihanet olmadığı sürece bunlar da mahkeme edilmeden öldürülemez hükümleri getirilmiştir. Can, mal, güvenliği getirilmiştir. Yani artık böyle bir devlet görevlisinin malına el koyma, dediğim gibi canına kastetme bu tür uygulamalara son verilmiştir. Bütün bunların doğal olarak da yeni bir düzene geçişi hızlandırdığını söyleyebiliriz. II. Mahmud'un Abdülmecid'le devam eden reformları dediğim gibi tabii sonuç vermiş midir? Yani kısmen de olsa Osmanlı'ya bir Avrupalı olma yoluna gitmiştir. İlk yine gazetelerin çıkmaya başlaması II. Mahmud döneminde. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde işte bazı aydınların buna muhalif olarak ortaya çıkması, İbrahim Şinasi gibi, Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi, Ahmet Mithat Efendi gibi yavaş yavaş bir aydın sınıfının doğduğunu söyleyebiliriz. Kırım Harbi Osmanlı Devleti açısından yine bir ıslahat fermanı adı altında yeni bir Avrupalıları ikna etme, Avrupalılar Osmanlı'nın içlerine karışmaktan uzak tutma amacıyla ilan edilmiştir. Osmanlı içerisinde yaşayan bütün Müslüman gayrimüslimin eşit kabul edildiği, bundan sonra gayrimüslimlerin isterlerse askerlik görevi de ve memurluk da yapabileceği dile getirilmiştir. Fakat tabii koşullar çok ağırdır. Osmanlı Devleti'ni yıkan en önemli şey çok uluslu olmasıdır. Benzer şekilde bir başka örnek Rus Çarlığı'ydı. Bir başkası da Avusturya Devleti'ydi. Bu üç devletin de ortak olan kısmı bir imparatorluk olmalarıydı. Ve üçünün de çok geniş bir tebaa durumu söz konusuydu. Yani bu devletler açısından özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik önemli bir tehlikeydi. Çünkü milliyetçilik çok uluslu olan bu üç devleti de tehdit ediyordu. Zaten bu üç devlet de zaman zaman Napolyon ordularına karşı birleşerek Avrupa'nın kutsal ittifakının bir parçası olmuşlardır. Avusturya Maternik gibi Osmanlı Devleti'nde işte o dönemde kim? Sadık Rıfat Paşa yanlış hatırlamıyorsam veya Mustafa Reşit Paşa. O dönemde yapılan ittifakların temel amacı dediğim gibi Avrupa'daki bu Napolyon tehlikesi ve milliyetçilik akımının önüne geçilmesidir. Çünkü bu da üç devlet açısından son derece sakıncalı olacaktır. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin çok uluslu olması bir yerde en büyük sıkıntısıdır. Balkanlardaki gayrimüslim unsurlar, yine diğer taraftan Türk olmayan Arap ve diğer unsurlar. Bütün bunları Türkleştirme gibi politika da izlememiştir. Zaten bu da çok mümkün gözükmemektedir. Bunun neticesinde Osmanlı Devleti'nin hızla kendisiyle birlikte yaşamak istemeyen diğer tebası karşısında geri çekildiğini söyleyebiliriz. Bu ağır bir tabii ki baskı, ağır bir yenilgi koşullarını ortaya çıkaracak. Bütün bunların neticesi olarak da söyleyebileceğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin gittikçe güç kaybettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu çöküş önlenebilir miydi? Yani Osmanlı Devleti'nin dediğim gibi birincisi milliyetçilik gibi ağır bir baskı altında kalması, Türklüğün çok gerilerde kalmış olması ve Türk kimliği etrafında bir bütünleşmenin sağlamanın en azından çok zor olması, bunun ancak Cumhuriyet sonrasında yapılabildiğini söyleyebiliriz. İktisadi anlamda Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletleri tarafından yarı sömürge haline getirilmesi, yani kötü yönetim, hani diyeceksin 19. yüzyılda biraz daha az en azından II. Mahmud, Abdülmecid, 5. Murat'ın 70 günlük şeyi, saltanatı ve Abdülhamit, yani aslında çok da padişah yoktur 3-4 tane. Özellikle Abdülhamit'in son derece itleri eline alması, dirayetli siyaseti Osmanlı Devleti'nin bir 30 yıl daha belki yaşamasını sağlamıştır. Dediğim gibi bu iktisadi esaret, iktisadi buhran, Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak çok zor durumda kalması, bütün bunların neticesinde Osmanlı Devleti'nin yıkımını hızlandırdığını söyleyebiliriz. Toparlarsak demek ki bu ağır koşullar Osmanlı Devleti'ni son derece güç durumlarda bıraktı.
Rusya'nın geliştirmesi, Rusya'nın hızla Avrupa siyasetine girmesi, Balkanlara ve Kafkasya'ya Osmanlı Devleti'nin hızla bu toprakları kaybetmesine yol açtı. 1774'te Osmanlı'dan koparılan ve bağımsız olan, 1798'de Rus Çarlığı tarafından ilhak edilen Kırım mesela önemli bir meseledir. Osmanlı Devleti açısından Kırım'ın kaybedilmesi çok ağır sonuçlar içermiştir. Yani yavaş yavaş kendi topraklarımızın bile 1830'da Cezayir'in işgal edilmesi, bunu Tunus'un takip etmesi, sonra Mısır'ın 1882'de İngilizler tarafından işgali, yavaş yavaş sıranın Osmanlı'ya, yani Osmanlı'nın ana merkezi olan Anadolu'ya da geleceğini göstermiştir. Balkanlardaki toprakları bir bir kaybettik. En sonunda Edirne'ye kadar kaybedildi. Yani netice olarak Osmanlı Devleti son yıllarda sürekli bir ricat hali yaşadı, geri çekilme hali yaşadı. En son 1923'te Cumhuriyet'in kurulması, Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasıyla yeniden bir ulus devleti olarak yaşamına devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama o zamana kadar yoğun bir mücadele sarf etti. Ayakta kalmak için, yıkılmamak için. Bu çok zor koşullar altında verilen bir mücadeleydi. Ama netice olarak da en azından bir yeni bir kadronun, yeni bir ekiple Cumhuriyet'in kurulması bile tek başına bir başarıdır. Yani Osmanlı Devleti'nin çağın koşullarını yaşama umudu kalmamıştır. Kalmadığı için de nihayete ermiştir. Buraya kadar isterseniz bir genel toparladım arkadaşlar. Konumuzu buraya kadar, bir çöküş dönemine çok ayrıntılı giremedik ama buraya kadar isterseniz toparladığımızla kalalım diyorum. Bunu yine sisteme yükleyeceğim. Hepinize mutlu bir sene diliyorum arkadaşlar.